Günaydın. Merhaba, kolay gelsin. Evet. Okula mı gidiyorsun? Yok yok, sorun sorabilir miyim? Hemşenler buyurun. Bu yoğunluğun nedeni nedir? Her gün bu... Sizin aynı metrobüse binmek var mı ya? Vardı, var işte, gördün gördün. Nereye? Zincirlikuyu. İşe. Evet, işe gidiyorum. Okul mu? Yok, işe gidiyorum. Evet, Zincirlikuyu Maslak. Ve maskeyle. Evet. Ya evde yaşlılar var o yüzden. Her gün bu yoğunluğu yaşıyor musunuz? Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ya sizi gördüğüme çok sevindim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet, İncirli'de çalışıyorum. Hukuk mezunuyum, yeni mezun oldum. Evet. Stajyer avukat bir sene. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bence çok şey kattınız. Öyle mi? Evet, yani hani gündeme değinmeniz. Evet. Çok şey kattınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yollayacağız değil mi hepsini? Efendim? Yollayacağız değil mi? 3 milyon sığınmacı. İnşallah. İnşallah. Siz de rahatsız mısınız sığınmacılardan? Yani bazen güvensiz hissediyorum. Hani mesela işte Beyazıt'a gittiğimde, artık Beyazıt'a gidemiyorum yani gezmeye. İşte Fatih'e. Evet, mesela kitaplarımı oradan alıyordum. Son zamanlarda hep böyle hani gidemedim. Korkuyor musunuz? Evet, korkuyorum. Yani takip edildiğim de oldu, dokunulduğum da oldu. Peki hiç bunları şikayet ettin mi? Bundan sonra polise başvurdun mu? Yoksa eyleme dökülmediği için susmayı mı tercih ettin? Ya yok, biraz daha hani hangi birini şikayet edeceğiz gibi. Yani kendi şehrinde kendi tehdit altında hissediyorsun. Yani kalabalık yerlere girmekten çekiniyorum diye. Evet. Peki. İnşallah hepsi vatandan dönecek. İnşallah. Evet. Sizin bir sloganınız var. Zafer Turizm ne zaman faaliyete geçecek demiştik. Haziran 2023. Haziran 2023, evet. Çünkü Türk halkı hakikaten bıktı. İnsanların vatanlarına dönmesini istiyor. Buraya turist olarak gelsinler ama sığınmacı istemiyoruz, göçmen istemiyoruz, kaçak istemiyoruz bu ülkede. Herkes vatanına gelsin, turist olarak dönsün ve buraya turist olarak gelsin, kısa süre kalsın ve tekrar dönsün. Biz misafirperveriz ama ülkemizin adeta işgal edilmesine de müsaade etmeyiz. İnsanlarımızın rahatsız edilmesine, kendilerini rahatsız hissetmelerine müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz. Evet, gençlere de soralım. Evet. Evet, sizler sığınmacılardan rahatsız mısınız? Valla ekonomik olarak açıkçası ben bir öğrenci olarak ben bile çok rahatsız çekiyorum. Onun dışında mülteci sıkıntısına gelirsek yani ben normalde bir avcı adam biniyorum. Ve hani şu an gördüğünüz gibi evet, inanılmaz dolu metrobüs. Yani aramızda bile 20 santimlik mesafe daha zor bulunuyor. Ki korona dönemindeyiz, aslında bu kadar yakın olmamız da gerekiyor. Ama yapacak maalesef bir şey yok şimdilik. Dileğimiz yakın zamanda sorunun çözülmesidir efendim. Çözüm ne olabilir? Çözüm şu an aslında benim metrobüsten inmem olabilir. Çünkü Cevizli Bahadır durağına geldim efendim. Benim inmem gerekiyor. İzninizle derse kaçmam lazım. Evet, çözüme bir önerim getirdi. Evet. Türkiye'de ne zamandan beri yaşıyorsun? Ben 3 sene. 3 sene oldu Türk. Filistin'den mi geldin? Filistin neresinden geldin? Neresi? Efendim? Neresi? Evet. Peki İsrail vatandaşı mısın, Filistin vatandaşı mısın? Yok, ben Filistin vatandaşı. Filistin vatandaşı. Tamam. Peki buraya gelirken zorlandınız mı hiç? Ben teşekkür ederim. Evet, vatandaş korkuyor. Evet. Tabii Türkiye'de 13 milyona yakın sığınmacı ve kaçak var. Bunların içerisinde 2,5 milyona yakın ikamet izni ile oturan var. Belki yanımızdaki arkadaş da Filistinli arkadaş da ikamet izniyle oturanlar arasındadır. Çünkü günde sadece İstanbul'da 25 kişi İstanbul'da 200'e yakın insan ikamet için başvuruyor. Bu çok yüksek bir sayı. Ve kaldırılabilir bir sayı da değil Türkiye açısından. Artık sınırlarımızda güvenliğin kesinlikle sağlanması ve Türkiye'nin
bir göç merkezi olmaktan çıkartılmasını sağlayacak politikaların kararlılıkla uygulanmaya başlanması gerekiyor. Tabii. Ekonomik olarak çok büyük bir yük Türkiye'nin üzerinde. Şu ana kadar harcadığımız para 144.8 milyar dolar. Ve sizin hesabınıza düşen para ne biliyor musunuz? 31 bin lira. Siz 31 bin lira ödediniz. Anneniz, babanız, kardeşleriniz. Bu çok büyük bir para. He. Onun için vatanlarına dönsünler artık. Başınız ağrıdığında aspirin alır mısınız? Efendim? Başınız ağrıdığında aspirin alır mısınız? Bazen. Eczaneye gidin aspirin almaya. 3 lira eksik olsun. Alamazsınız. Ama Suriyeli bedava alıyor çünkü parasını siz veriyorsunuz. Ve bu 11 seneden beri devam ediyor. Daha ne kadar vermek istiyoruz? Yeter artık. Herkes vatanına dönsün. Evet, siz bir vatandaş olarak yoğun bir kalabalıkta seyahat ediyorsunuz. Her gün bu yoğunluğu yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz, evet. Bazen binemediğimiz zamanlar bile oluyor. Peki bu yoğunluğun sebebi nelerdir? Yani bu yoğunluğun sebebi İstanbul çok kalabalık bir şehir, çok fazla göç alıyor. Ve bu yüzden toplu taşımalar çok kalabalık oluyor. O şekilde. Evet, Zafer Partisi'nin çalışmaları var. Siz bunları takip ediyor musunuz? Hiç takip etmedim. Öyle söyleyeyim. Tabii. Yani vatandaş olarak yetkililere ne söylemek istersiniz? Yani ekonominin biraz daha iyi olması lazım. Öğrenci standartlarının biraz daha yüksek olması lazım. Öğrenciler olarak zorlanıyoruz. Gerçekten zorlanıyoruz. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Bunu istiyorum. Zafer Partisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Yani hiç takip etmediğim için bu konuda yorum yapamayacağım. Evet. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Tabii ki de yani düşünceleri her düşünceye karşı saygım sonsuz benim ama bazı insanların bizim kendi öz vatanımızda bunu yapmamız, kendi öz vatanımızda bizden daha fazla değer görmesi tamamıyla mantıksız gelmekte bana. Bundan dolayı da özellikle bu slogan altında, sığınmacıların gönderilmesi adı altında sonsuz bir sevgi ve hoşgörü bulundurmaktayım Zafer Partisi'ne karşı ben. Arkadaşların arasında böyle şeyler konuşuluyor mu? Evet, konuşuyoruz tabii ki de. Yani maalesef örneğin ben felsefe öğrencisiyim ama okulu bırakmak zorunda kaldım maddi yetersizlikten ötürü. Devletimiz de bize Suriyeliler kadar ya da Afganlar kadar, göçmenler kadar destek olsaydı ben bırakmak zorunda kalmayacaktım. Son olarak yetkililerine söylemek istersin? Efendim? Son olarak yetkililerine söylemek istersin? Hepimize eşit, adalet, hür, düşünce özgürlüğü özellikle düşüncelerimize saygı duymalarını isterim. Geleceğimizin güzel bir şekilde eşit, özellikle eşitliğin altını çizmek istiyorum yani. Gerek İmamoğlu'nun başına gelenler son günlerde siyasetten yasak alması. Bu tarz şeylerin tamamıyla ortadan kaldırılmasını ve herkesin özgür bir şekilde siyaset yapabilmesini, düşünebilmesini ve ekonomimizin bir an önce düzelmesini istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.